Gelsin arkadaşlar lütfen. Karagümrük 2, Galatasaray 1, Göztepe 0, Hatay 1. Hatay da iyi gidiyor ligin yenisi. Malatya 2, Kasımpaşa 0, Trabzon 2, Çaykur Rizespor 1. Trabzon da haftanın karlılarından. Gaziantep 3, Fenerbahçe 1. Bugün başkent derbisinden 1-1'lik skor çıktı. Ligin son sırasındaki Yukatel Denizlispor, ligin lideri Aytemiz Alanya Spor'u 1-0 yendi. Ve 71'den sonra 10 kişi ev sahibi Denizlispor böyle bir galibiyet aldı. Bu ligde her şeyin olacağının göstergesi sevgili hocalarım. Beşiktaş 4-0 yendi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u. Hüseyin Hoca da pek iyi başlamadı. Yani Hüseyin Çimşir Hoca için de sıkıntılı. Bakalım konuşuruz şimdi. Konya Sivas bence tam bir Anadolu derbisi. Çok keyifli, çok güzel maç olacak. Ve Antalya Kayseri maçları pazartesi bu iki karşılaşmayla Süper Lig'de 13. haftayı noktalayacağız ama nefes almak yok. Salı günü yeni hafta başlıyor, 14. hafta. Bizler de hafta içinde takım oyununda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Puan durumu ne oldu? Alanya 26 puanda kaldı. Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 23 puanı var. Beşiktaş geldi 4. sıraya. Dörtlerle gidiyor Beşiktaş. İç sahada arka arkaya 4. galibiyeti, 4-0'lık skor, 4. sıraya yükseldi. 22 puan da. 12 maçta 22 puan yalnız. Onu da söyleyelim. Lider'in 13 maçta 26 puanı var. Galatasaray'ın 12 maçta 23. Fenerbahçe'nin 13 maçta 23. Böyle bir ortamda Alanya'nın arkasında 3 büyükler Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş diziliyor. Gaziantep ve Hatay'a dikkat isterim. Karagümrük'e de. Yani Hatay ve Karagümrük ligin iki yeni takımı 21 ve 20 puanda çok iyi bir noktaya demire attılar. Bunlardan Hatay'ın 12 maçta bu puana ulaştığını da, Gaziantep'in de 12 maçta 21 puan olduğunu da vurgulayalım. Marius Şumidiko yönetiminde Gaziantep'te iyi işler yapıyor. Malatya 19, Göztepe ve Kasımpaşa 18'er puandalar, sayfa değişsin. Trabzon'un 17 puanı var, 15 puanlı 3 takım. Konya 12, Başakşehir 13, Rize 14. sırada. 15. Fraport Antalya Spor'un 14 puanı var. Gençler Birliği 12 puanlı, Demir Grup Sivas Spor 17. sırada 11 puanda. Ligin son 4 sırası. Şimdi bugün tabii bu sezon Raya Hocam, Feyyaz Hocam biraz ezberler bozuldu. Kaç puan ligde kalır falan, ona bir çalışmak lazım. Çünkü burada 3 tane 9, bir 10 puan oldu. 11, 12, 14, 15 puanlı takımlar var. Yani 4 takımın ligden düştüğü bir ortamda fazladan 3 takımın olduğu, 21 takımın olduğu, 42 hafta oynanacak, 40 maç oynanacak bir ligde. Onlara da bir ara bakacağız. Zaten biraz daha detaylandırmak lazım ama herhalde 45'i falan bulacak mı? Doğru. Şöyle ben bir kendimce baktım. Doğru. 45'i bulmak lazım gibi gördüm ama bilemiyorum. Biraz daha geçsin, o zaman netleştiririz. Puan durumu böyle. Şimdi gelelim. Beşiktaş Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının detaylarına inmeye. Feyyaz Hocam, biz devre arasında Erman Hoca ile yaptığımız programda dedik ki bir taraf hücum ediyor, diğer taraf savunuyor. Hücum eden tarafın kreatif eksikliği var. Ama Erzurum, ben şey dedim hocaya, hocam hani bu güneşe de kar da yanmaz. Ne kadar savunacaksın? Nasıl gördünüz maçı? 58. dakikada kilit açıldı. 13 dakikada da bitti maç zaten. Farka gitti siyah beyazlar. Yani kırılma noktası deriz ya, kırılma noktası bitiş noktası gibi oldu. Penaltıdan sonra gelen ardarda gollerle Beşiktaş istediği, arzuladığı ikinci yarı ki oyunun karşılığı olan da 3 puanı aldı. Son haftalarda bir toparlanma var. Gerçi geçen hafta bir mağlubiyet var ama son 5 maçta alınan 12 puan var. Bu da Beşiktaş'ı zirveye ortak yaptı diye düşünüyorum. Bugün ben Necip'e ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çağırdıkları zaman geliyor. Sağ bek, stoper, ön libero. Nerede isterse oynuyor. Gücenme yok, darılma yok. Bir önceki maçta hangi performansı sergilediyse bir sonraki maçta yedek bırakıldığı halde yine aynı performansı sergiliyor. Galibiyette bence ki önemli katkısı var. Şöyle, penaltının yapılmasında, ilk penaltının olmasında da yaptığı bindirmeyle, ceza sahasındaki müdahaleyle penaltı kazandırdı takımını. Vida
konusunda önceleri de söylediğim gibi Vida'nın tecrübesi Beşiktaş defansını tamamen toparlayıcı bir unsur. Bana göre Rıdvan her geçen gün biraz daha tecrübe kazanıyor, biraz daha büyüyor. Fiziği dışında her şeyi büyüyor Rıdvan'ın doğal olarak. Büyüyeceği kadar büyüdü ama bundan sonra inşallah futbolunu tecrübesiyle birlikte çok daha iyi yerlere getirecek. Orta sahada De Souza her zamanki gibi orayı dolduran adam. Atiba'nın yine sürpriz ceza sahası girişleri var. Giriş çıkış serbest diyor kardeşimiz. Beşiktaş orta sahasından sürpriz bir adam olarak ceza sahasında Beşiktaş'ın topla bulunma şansını yükseltiyor. Mensah çıktığı dakikaya kadar iyiydi diyebiliriz. Gezal biraz bu maçta çok fazla sahne almadı. Enkudu'nun zaman zaman yaptığı iyi şeyler var. Ama zaman zaman da yaptığı enteresan şeyler var anlamak mümkün değil. Bir tane top kornere çıkıyordu. Topu dokunayım mı dokunmayayım mı top out oldu bu sefer. Yani kararsızlık en kötü karardan daha kötüdür futbolda. Bunu öğrenmesi lazım. Onun dışında Abubakar yine gollerine devam ediyor. Bir golcü için çok önemli tabii gol atmak. Neticede Beşiktaş fırsat tepmedi. Fırsat galibiyeti derler. Yani tam bir fırsat yakaladı ve zirveye kafayı soktu. Peki. Sergen'in de tabii performansını alkışlamak lazım. 4-0 galip bir takım. Çok fazla hamlesine de gerek kalmadı. Yaptığı hamleler de biraz da şeyi korumak için oldu. Hafta içi oynanacak maç öncesi tabii. Kartlıları, yorgunları korumak adına oldu. Bir teknik adam için yani bundan iyisi can sağlığı. Evet. Erman Hocam devre arasında beraberdik. Yani kreatif anlamda bir eksikliği var Beşiktaş'ın dediniz. Erzurumspor'un sadece savunma yönünü uygulamaya çalıştığını söylediniz. Beşiktaş'ın da hani çok bastıran, topu ayağında tutan bir görüntüsü var ama bunu pozisyona çeviremiyor dedik. İkinci 45 dakikada 58 ile 71 arasında 4 gol var. Net bir galibiyet Beşiktaş adına. Penaltı kilidi açtı dedi Feyyaz Hocam. Ya hocam şimdi Beşiktaş takımı 4-0 galip. Güzel. Zaten baktığın zaman Erzurum'un futbolu ne kenardan idaresi iyi ne sahadaki futbolu iyi. Beşiktaş'ın da futbolu aman aman değil. Ha ne kadar götürürdü bunu Erzurum o tartışılır. Yalnız şu var. Sergen geçen hafta bir şey söyledi. Dedi ki Türkiye'de dedi hakem maçların kaderi VAR'ın elinde dedi. Sergen haklı çıktı. Tebrik ederim. Bugünü görmüş. Niye çağırmıyorsun? Çağırsana. Şimdi bu maç hiç gereksiz yere. Oraya Gençer'le. Hiç gereksiz yere. Penaltı için diyorsunuz evet, hocam. Hiç gereksiz yere. Şimdi Galatasaray, Fener, Başakşehir, hepsi diyecekler ki onlar anaydı. Bağıran çağıran yırtıyor diyecekler. 4-0 demeyecekler bak. Üzerine gölge düşürdüler. Hiç gereksiz abi. Çağır. Hakem de gördü pozisyonu. Ben hakemin gördüğüne eminim. Öyle hakem mi? Hakem pozisyonu gördü. Hakem pozisyonu gördü yardımcı. Dokunma yok. Üstüne yattı, yattı, gitti. Penaltı değil, net penaltı değil. Çağır ya. Çağır. Beşiktaş zaten yener. Niye bu hale getiriyorsunuz? Şimdi buyurun. Yani seyredin Fener'i, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, şeyi, Trabzon'u. Hepsi bağıracaklar. Haklılar abi. Yazık yapmayın ya. Çağır sen ya. Çağır görür de. Çok net gözüküyor. Maçın kilidi. Kilitlendi maç. Maçın kilidi vardı. Bir de Maymuncuk vardı. Maçın kilidi Halil Umut Berer. Maymuncuk Koray Gencerler. Kilidi açtılar. Beşiktaş da girdi içeriye, parçaladı çıktı. Aferin onlara. Yazık. VAR küçük takımlar içindi, büyük takımlar için değildi. Büyük takımlar bak dikkat edin hepsi ağladılar. Beşiktaş ağlıyor, Galatasaray ağlıyor. Öteki niye? Canları yanıyor çünkü eskiden hop küm götürüyorlardı. İşte kilitlendi maç. Ha Beşiktaş gene alırdı maçı. Alırdı ya bakıyorsun bir yerde gol yiyeceksin. Yani gol yemeden bitiremezsin. İstanbul'da o tarz oyundan çıkamazsın üç büyüklerden. En az bir gol hatta iki gol atman lazım puan alacaksın. Devre arasında da onu söyledim. Haftayında söyledik. Hakem de iyi gidiyor maşallah dedik. Bizim maşallah dediğimiz 15 yok dakika hocam, yaşamıyor dayanmıyor. Dedik. Yaşamadı. Dayanmıyor. 14. dakikada bir şey. Gitti. Var bir ya şey açık hocam. Ya. Günah ama ne gereği var abi sen milletin ağzına ciklet veriyorsun ya. Ne bileyim abi bir şey diyemiyorum ya. İnsan bunu sinirleniyor ya. Bana ne ayrıca da. Bana ne?
Peki. Yani söyledim, geçti. Biraz daha detayına ineceğiz. Real Hocam, şimdi Beşiktaş'ın ilk yarıda Erman Hoca ile konuşurken devre arasında Josef, Atiba, Mensah üçlüsünün üretememesinden dem vurmuştu. Yani tamam, bunlar oynuyor, mücadele ediyor, fizik güçleri iyi, hani kolokor bir mücadele. Ama Abubakar'a, o bölgeye, yani gol bölgesine tehlikeli atak taşıyamıyorlar dedi. Beşiktaş'ın sıkıntısı adam eksilten, oyuna akıl koyan oyuncu mu? Hani 4-0'lık maçtan sonra böyle söylenir mi diyeceksiniz ama ya da öyle şöyle söyleyelim, var mı böyle bir sıkıntı? Önümüzdeki maçlara yansıyacak her takımda, bugün Erzurum'un sadece işin bir yönünü yapmaya çalıştığını vurgulayalım, öyle bir karşılık vermeyebilir. Beşiktaş'ta doğru tespit Erman Hoca da yapmış, sizin konuştuğunuz doğru. Şimdi sorun belli. Beşiktaş'taki sorun özellikle bu az önce söylediğin hem Atiba hem Josef, önünde de Mensah'la, özellikle rakibi Atiba ile Josef, yani futbolda her seçim bir şeylerden vazgeçersin. Eğer böyle bir oyuncularla özellikle orta sahada oynuyorsan, bir de Mensah açık alan oyuncu, zaten atılan ikinci gol bunu gösterdi, Enkutu'ya attırdı. Daha çok rakibi kontrol altına orta sahada almak, yani oyunu tutmak, oyunu yapmak, rakip yarı alana yıkmak, rakip ceza sahası içinde çoğalmak, özellikle oyunu rakip ceza sahası yakınlığına yıkmak. Şimdi Atiba ile Josef ile bunu bir yere kadar yaparsın, Mensah'la bile. Beşiktaş'taki sorun bu. Beşiktaş takımı 0-0'larda sancılı oyunu var. En önemli, kapandığı zaman rakipler, Beşiktaş daha önceki maçlarda da zaten bunu gösterdi, orada yapılacak set hücumlarının çeşitliliği az Beşiktaş'ta. Ve de o profilde oyuncu yok. Buna golü atan Enkudu da dahil. Gezal'la onu yapabilirsin. Şimdi Mensah'la onu yapamazsın. Atiba bir yere kadar, Josef bir yere kadar, Necip aynı şekilde bir yere kadar. Yani bu kadar rakip yarı alanda oynayacaksın. İlk yarı %64 topla Beşiktaş oynuyor. Maç sonunda %64, evet, yani. Ya %64 ile oynuyor. Özellikle ilk devre pozisyon üretemiyor. Özellikle o beceri ve de o farklılığı getirecek oyuncular yok. Beşiktaş takımının sorunu 0-0'ı Sergen Hoca'nın iyi tahlil etmesi gerekir. Ona göre saha içindeki organizasyonunu, hücum setlerini iyi belirlemesi gerekir. Beşiktaş'ın en önemli peki artısı ne? Beşiktaş takımı 1-0 öne geçtikten sonra, Ender, Türkiye'de 1-0 öne geçtikten sonra en iyi tutan ve daha fazla gol pozisyonuna giren, gol bulan ve rakibe de işte Atiba, özellikle Josef gibi oyuncularla da az pozisyon veren bir takım. Yani Beşiktaş takımı 1-0'a kadar bu sancılı süreçleri ligde ne zaman çözdüğü zaman, özellikle o süreci kısalttığı zaman, ondan sonra Beşiktaş takımı 2-3-4 bugünkü gibi rahat rahat skoru sağlayabilecek veya 1-0 bile oyunu bitirebilecek bir kadro yapısı var. Onun için Sergen Hoca'nın özellikle bu kadroyla, mesela bugün çıkar Mensah'la Enkutu, hemen 1-0'dan sonra alan boşalttı, öne çıktı Erzurum spor savunması. Bir duran topun devamında işte Mensah topla driplinki çok iyi bir oyuncu, gitti Enkutu'ya boş kale attırdı. Onun için Beşiktaş takımı burada sıkıntı yaşamaz 1-0'lardan sonra. Esas nedir? 0-0. O da nedir? Çözülen değil Ender, çözen takım olacaksın. İşte çözülen takım Erzurum Spor olduktan sonra 1-0'dan sonra fark geldi. Onun için Beşiktaş, eğer Sergen Hoca mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapıyordur, daha fazla yapıp ve ona göre de bir kadro çıkarması gerekir. Yani böyle geldi, topu sana bıraktı, kendi yer alanında karşıladı Beşiktaş'ı. İşte Beşiktaş buradaki üretkenliğini arttırmalı. Gezel diyor ki maçın önemini biliyorduk, birlikte oynadık ve başardık. Şuraya da verebilir miyiz? Zor maçtı. İlk golü bulana kadar zorlandık. Sabırlıydık. Topu kaybettiğimiz yerde direkt baskı yaptık ve bu şekilde kazandık demiş Raşit Gezal. Feyyaz Hocam, sanki Necip'e zaman zaman haksızlık ediyoruz. Yani şimdi bu Necip bu sezon parasını da azaltmadı mı? Bir indirime gitti değil mi? Gitti. Gitti. Yani bu adam, her yere koyuyorsunuz. Sağ beke koyuyorsunuz. Stopere koyuyorsunuz. Orta sahaya koyuyorsunuz. Sizin sol bek yuvanızdan yetişmiş bir oyuncu. Kimi zaman ya işte bu vardır böyle oyuncular. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta. Yani böyle maç kurtarır ya da
çok önemli çizgiden top çıkarırlar. Ben Necip'i çok defa hatırlıyorum çizgiden gol çıkardığını, işte orasının burasının kanadığını falan. Ama bir hata yapar mesela, bir top kaybı olur. O gün takım kaybeder, aa Necip ya işte şöyle, ya da ne bileyim Fenerbahçe'de mesela Selçuk vardı öyle. Galatasaray'da Sabriye denirdi. Ya, bu tarz işler var ama Necip'i sanki biraz hafife alıyor futbol kamuoyu. Taraftarlar da zaman zaman Necip'e haksızlık ediyor gibi geliyor bana. Şimdi çok güzel bir yere geldin Ender. Necip için şöyle diyebilir miyiz? Banko sağ bek oynatır mısın Rozier varken? Oynatmazsın. Ön libero oynatır mısın Atiba De Sosa varken? Oynatmazsın. Stoper oynatır mısın Vida Wellington varken? Oynatmazsın. Hangisi? Nasıl oynatırsın? Hiçbiri yokken kim oynatırsın? Necip'i oynatırsın. Yani kardeşimiz hakikaten bir can kurtaran gibi. Takımın banko adamı hiçbir zaman olmadı. Maçı seyrederken de onu gördük zaten. Reha Hoca ile onu. Yani kariyerinin sonunda hala öyle basit hatalar yapıyor ki. O kadar iyi niyetli, o kadar coşkulu bir çocuk. Ama tekniğini belirli bir yere kadar geliştirebildi. Ama onun Beşiktaş'ta olmasından çok mutluyum ben kendi adıma. En azından Beşiktaş'tan yetişmiş bir adam olarak ihtiyaç lazım halinde olsa bile ihtiyaç halinde bile çıkıp iyi işler yapabilen bir kardeşimiz. Bugünkü oyununu tebrik ediyorum. Oynamadığı zamanları da tebrik ediyorum. Yani bir de hamle oyuncusu da değil. Yani banko adam değil, hamle oyuncusu da değil. Her şeye rağmen kardeşim hiç küsmek yok. Yani herhalde ya Pollyanna'nın erkek versiyonu gibi mutlu adam ya, devamlı ne zaman görev verirlerse oynuyor. Maaşını indirdi. Her türlü yine fedakarlığını mutlu da yapıyor. Yani fedakarlık dersen Necip. Joker adam dersen Necip. Sıkıntı var orada dersen Necip. Yani. Oynayabildiği kadar oynasın diyoruz. Ne diyelim? İnşallah uzun yıllarda yapabildiği kadar bu kadronun içinde olsun. Hatta bence teknik direktörlerde de bir eksik olduğu zaman Necip'i hemen oraya alabiliriz yani yardımcı hocalardan. Beşiktaş'ın bir yandan devam hafızası etsin, da böyle altyapıdan gelen, bu kadar uzun süre oynayan, devamlılık gösteren oyuncular değerli bence hocam. Yani çok değerli. Her büyük takım için böyle hafızaya ihtiyaç var. Galip götürüyorsan maçı, Necip'ten faydalanabilirsin. Stoper'de faydalanırsın. Önde burada faydalanırsın. Her yere koyuyorsun hocam. Sabek bile faydalanırsın. Önde gidiyorsan, bitirmek istiyorsan ama hücum oynuyorsan ancak Erzurum'un karşısında faydalanırsın. Erber hocam bir de... Karşı takımın bir gör bakayım, Necip'i bir oynat da Sabek bir de sarı karttan çıkar mısın? Cepte sarı kart var Necip. Mesela Gaziantep, Maziantep filan, Antep takımını filan karşısında oynat da bir göreyim ben Necip'i Sabek'te. Ha, ortada gider, stoperlerde gider, ön libero gider. Önde oynuyorsan bitirmek için gider. Ama gider. Kazanmak skor korumak... için gidiyorsan işi zor. Şimdi skor koruma adına Beşiktaş'ın ama öyle adam lazım. Bahsettiğimiz bir konu var. Hakikaten skoru tutan bir takım Beşiktaş. Niye Atiba ve De Souza gibi kazanmak zorunda oldukları zaman ofansa katkı sağlayan adamlar. Skoru korumak gerektiğinde de bakıyorum hemen De Souza ve Atiba hemen o defansif şeyi giyiyorlar. O formayı hemen değiştiriyorlar. Biraz daha defansif oynamaya başlıyorlar. Bana göre Beşiktaş'ın 1-0'ı... Ya, Reha Hocam da onu söyledi. 1-0'ı yakaladıktan sonraki en büyük kozu bu ikili. Artı Necip gibi defansı önemseyen oyuncular da olunca ne oluyor? Skor kötü başlayan Ersin gol yemeden maçı bitiriyor ki tabii onun adına da sevindik. Ama Beşiktaş'ta skoru tutabilen bu oyuncular var. Bu da şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj. İşin tabii hocam dün Fenerbahçe maçında da takım savunmasından, stoperlerin uyumsuzluğundan, Tisera'nın çokça yaptığı hatalardan bahsederken hocam da hatta stoperler değil takım gol yer, savunma yemez demişti dün de, onu hep söyler Erman abi. Ama Beşiktaş'ın o anlamda bir avantajı var. Özellikle şey de geldikten sonra, De Souza da geldikten sonra takım savunması adına da o omurgayı toparlayan isim oldu. Zaten Atiba, Mensah biraz da düzelince. Feyyaz Hoca'nın zamanından beri bir şey gözlemliyorum ben. Şimdi kan bağı insanlara aile yapmaz. Akraba, işte akraban olur. Ama aile farklı bir şeydir. Hmm. İlla kan bağına bağlı işte akrabalarla aile olunmaz. Aile sadakatle, birlik, beraberlik, vakit geçirmek, zaman geçirmek. Emek harcamak. Kötü günde, aynen çok güzel söylüyorsun Ender.
kötü günde iyi günde beraber olmak. Yani sadakat önemlidir aile olmakta. Beşiktaş takımı Feyyaz Hocaların zamandan beri zaman zaman o çok az... O zaman muazzamdı tabii, ya. Zaman... Milattan önce. Şimdi öyle demeyelim ama. Estağfurullah. Yani o zamandan beri bir böyle bir gelenek var, bir kültür var Ender. Bu çok önemli. Şimdi Fenerbahçe'de örnek verdin ya, Beşiktaş takımında bakıyorsun antrenmana gelen oyuncular moralli, neşeli, ısınırken iyiler. Ve de Beşiktaş bir krize giriyor, bakıyorsun hemen o kriz açılıyor. Bir, yani parayla, ekonomiyle ilgili bir sıkıntı olsa bir şeye işte zaman zaman oyuncular kendi içinden, özellikle yerli oyuncular, geçmişten böyle bir kültür oluştuğundan, böyle bir anlayış hep öyle olumlu hareket ediyor. Yani Beşiktaş takımı özellikle bir aile görüntüsü var. Bunu net bir şekilde söyleyelim. Yani sağ içinde savaşan, koşan ve de aile dediğim gibi birbirini sağ içinde zor durumda bile yalnız bırakmayan bir Beşiktaş takım var. Beşiktaş'ın o takımdaşlığı zaten o krizi de aştırdı. 22 puanla 4. sıraya geldiler. Erman Hocam, siz Fenerbahçe için ne zamandı? 3-4 hafta önce miydi? Ya bak, oyuncularla ilgili sıkıntı var, sahada bir şeyler var gözüküyor dediniz. Ya 3 ya 4 hafta önceydi. Önce. Ama bak, çorap sök gibi geldi. O yüzden Rea Hoca'nın söylediğini değerli buluyorum. Yani o bir Hocam, takım için şimdi, çok kritik bir nokta çünkü. Şimdi bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş takımı büyük takımlar. Şimdi İstanbul'da gol yemezse, Beşiktaş takımı bugün gol yemezse bu maçı bitirir. Öyle veya böyle gol atar. Yani hakem çıksa da atar, çıkmasa da atar. Havası öyle. Gol yemezsen Beşiktaş takımı önde bitirir maçı. Yani bu tip takımlar, Beşiktaş oraya iyi kapatmaya başladı arka tarafı. Beşiktaş bugün ilk yarıda iki tane pozisyon verdi. İkisi de kalecinin pozisyonu. Kaleci rakibe genç verdi. Kardeşimiz İkisi Ersin de gol pozisyonu. Onun haricinde Beşiktaş pozisyon vermedi. Dikkatinizi çekerim. Ama niye? Ama niye? Beşiktaş'ın defansına gelirken hocam iki adam silkeliyor. Tabii. İki adam dut gibi silkeliyor. Defansa geldiği zaman rahat geliyor abi Vida'yla öteki şeyin yanına adamlar. Hırpalanmış geliyorlar. Fener'de hırpalanmış gelmiyorlar. Fener'de yürüye yürüye gelip diri geliyorlar Fener'in üzerine. Beşiktaş'ta forvette bile basanlar var. Bak, forvette bile rakip gelirken basanlar var ki orta saha basıyor. Orta sahanın üçü de basıyor, bozuyor. Arkaya rahat geliyor. Şey, rahat gelmiyor adam. Hırpalanmış geliyor Beşiktaş defansına. Takım defansı o zaten. Ya şeyi bile, santraforları bile geliyor adamdan ya sinirlendiği zaman. Ancak öyle götürürsün ligi. Gol yemezsen gol atarsın abi. Bir tane iki tane kıstırırsın. Evet. Bu kadar basit. Hele büyük takımlar atarlar. Bir de Erzurum gibi bir takım şimdi. Erzurum'un biraz dikkat etmesi lazım. Bu takımdan işleri zor. Erzurum'da 20. sırada hocam. 9 puanı var. Teknik adamı gördüm. İyi de çocuk, hevesli filan. Ya maç oynanıyor. Hüseyin Hoca. Hüseyin Hoca'yı gördüm. Birkaç sefer gösterdim. Maç oynanıyor. Hüseyin Hoca yerde para arıyor. Nasıl yani? Yerde böyle düşünerek gidiyor abi. Lan maç oynanıyor. Arkadaş bak ya sahaya. Ben bazı futbolcular da yapıyorlar bunu. Ya defans adamı gitmiş yere bakıyor ya. Yere falan bakma abi. Hep radar gibi ol ya. Teknik adam da öyle olacak abi. Radar gibi olacak. O yerde ne arıyor abi? Teknik adam yerde ne arıyor ya? Eller cepte bazen yerde yürüyor teknik adam. Kabul etmiyorum ha. Teknik adam böyle radar gibi bakacak abi. Şöyle bakacak abi sahanın içine. Gözü bile kırpmayacaksın teknik adam. Yere bakan teknik adamı futbolcuyu kabul etmiyorum abi. Bakın var. Futbolcularda da var teknik adamı. Hmm. Ne düşünüyorsa abi yere bakarak. Oyuna bakarak düşün. Dikkat edin. Sergen Hoca'nın sözü, dün Fenerbahçe için de konuşmuştuk. Diyor ki bir kez daha verebilir miyiz Tolga? En çok gol atan takımız ama kaç gol oldu? 25 gol oldu değil mi? Tabii. 25 gol oldu. Evet, en çok gol atan takım. Fenerbahçe'nin 23 gol attığını görüyoruz. Evet, 25. Ama benzer bir durum. En fazla yiyenlerden de biriyiz. 19 gol. Fenerbahçe'de 19 gol. Beşiktaş'ta 19 gol. Bugün gol yemeden kazanmak daha sevindiriciydi demiş. Bu bir problem hocam. Yani Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de dün de konuştuk. Şimdi diyoruz ki böyle bir orta saha var. Anlamadığım takım savunması şey var. Daha iyi. Bu 19 golü nasıl açıklayacağız? Para yüzünden mi? Bir de. Ya bir ara bir kötü bir performans sergiledi hocam. O ara bir indirim lafı tamam. Oldu. Sonra herhalde bir de pandemi kabul girdi etmesin, araya. Tamam. Ama ne gereği var? Ya sen bu adamın parasını vereceksin, oynat abi.
adamın parasını vermeden yollayamazsın. İşte Kraus'a gitti. Çadır çadır aldı parasını. Hepsi alıyorlar abi. Sırf para yani, olduğunu düşünmüyorum ama ben ya. Mesela hocam, Sergen'in o lafı çok iyi. Kaleciyi yolladılar. Karyosu. O zaman parasını verecektiniz. Neyi yolladım dedi. Yani işte oynattığı kaleciden kötü müydü giden kaleci? Değildi. Bırak kalsın. Parasını ödeyeceksen niye yolluyorsun abi? Hocam sırf paradan ben olduğunu düşünmüyorum. Vida hatırlarsın burada konuştuk. Konya maçı mağlup olmuşlardı. Gollerde çok büyük Vida'nın hatası vardı. Sonra bir milli takım işte kampında bize karşı oynanan Hırvatistan maçında Covid oldu. Evet. O arada Vida'nın yerine oynayan oyuncular iyi oynamaya başladı. Sergen Hoca da yani Vida'yı oynatmadı. O iyi yani süreçte iyi gittiğinde. Onun diyor zaten tartışılacak oyuncu evet, değil demiş. Evet yani ondan sonra yani o iyi giden kadroyu bozmak istemedi. Yani ben sırf paradan olduğunu şahsen düşünmüyorum. Abubakar bu arada Vida'nın performansı da ekrana geliyor. Pas isabeti %97. 5 kez ikili mücadele kazanmış. İkili mücadele girmiş, ikisini kazanmış pardon. 78 kez topla buluşmuş. 59'unu olumlu kullanmış. Şut engelleme, pas arası, uzaklaştırma ekranda yansıdı. Abubakar'dan bahsetmek istiyorum. 7. golü oldu. Sakat söylemleri arasında geldi. Ya bunu alıyorlar ama büyük bir risk falan dendi. Muayenesinde işte transfer döneminde bayağı bir beklendi, bakıldı, edildi vesaire. Şu anda tahtaya vuralım da sonra dediğimiz gibi maşallah dediğimiz dayanmıyor. Ondan sonra bize bağlamasınlar Allah korusun bir şey olursa. Yani Beşiktaş'a hava getirdi Abubakar. Abubakar zaten kalitesiyle ilgili hiçbir sıkıntı yoktu. Ender dediğin gibi belki bir sakatlık problemi olurdu. Yaşadığı sakatlık nükseder mi diye. Ki oynadığı, buraya gelmeden önce oynadığı takımında ileride işte büyük paralar kazanılarak satılacak bir adam olarak alındı Abubakar. Birebir de inanılmaz güçlü. Yakaladığı zaman vurup gitmelerde. Onun dışında vücudunu kullanmada. Gol vuruşlarında zaten iyi bir oyuncu. Beşiktaş'a da yakışıyor bana göre. Yani Beşiktaş orta sahasında topun Beşiktaş'ta kalmasını isteyen adamların işini kolaylaştırıyor. Zaman zaman duvar oluyor. Zaman zaman topu korumayı biliyor. Artı boş alan bulunca da kat ediyor, mesafe kat ediyor. Yani bir forvet için çok büyük özellikler bunlar. Kafada da havada da çok eksik bir adam değil. Şu anda sezon başındaki o tutukluğunu da atmış durumda. Her maçta bir katkısı var mutlaka. Atamasa bile bir asist yapıyor, bir şeyler yapıyor. Defansı dağıtıyor. Bana göre günümüz futbolunun önemli bir forvet oyuncusu, önemli bir atak oyuncusu. Beşiktaş'ta da artık oturdu. Diğer oyuncuları yanında oynayan oyuncularda da işte Larin oynuyor zaman zaman. Geri geldiğinde Larin gidiyordu arkasına. Gezal'la da bazen iyi işler yapıyorlar. Diğer oyuncularla uyumu arttıkça her geçen gün performansı artıyor. Peki şu var Feyyaz. Yani ona dikkat ediyorum. Abubakar'ın diğer oyuncularla arkadaşlarıyla çok sempatik şeyi var. Ya hocam var. Bugün golü attı. Seviyorlar. Evet. Diyalogları yani çok iyi değil çok mi? Çok iyi. Çok önemli. Golü attı gitti tribündeki Rozier ile kutlama yaptı. Yani bunlar çok değerli çok şeyler iyi. Hocam. Bir takımı takım yapan şeyler evet. Çok bunlar. Çok iyi. Bir. İki. Size soruyorum. Galatasaray'da var mı Abubakar? Fener'de var mı? Trabzon'da var mı? Başakşehir? Abubakar Beşiktaş'ta abi. Yani ikinci bir Abubakar forveti bana söyleyin. Var mı yani performans var olarak mı yani fayda olarak, olarak fayda olarak abi adam geriye meriye geliyor ya adam takip ediyor abi hiç öyle ben takip etmem falan yok valla sonuna kadar geliyor gidiyor helal olsun hocam. Bravo. Siz stoper oynadınız mesela santroforlar şimdi Feyyaz hocam da santrofor oynadı hocam santrofor da oynadım. Hayır, evet doğru söylüyorsunuz Ankara Gücü'ne gittiğinizde santrofor değil evet. Mi oynayıp transfer evet. Olmuşsunuz. Ya öngörülür olmayacak. Yani öngörülebilir oyuncuyu daha rahat marke ediyordunuz değil mi? Mesela Abubakar öngörülebilecek bir oyuncu değil saha içinde. Çok hareketli, mobil. Geliyor orta sahaya dediğiniz gibi pas trafiğine yardım ediyor. Hareketli, durmuyor. Ya. Yani stoperler için sıkıntılı ya. Bir santrofor profili. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Stoper oynayayım. Karşımda Abubakar olsun istemem. Çünkü ne alt yapacağı belli tabii, değil. Belli değil hocam. Çalımı nasıl atacağı yani belli değil. Öngörülmüyor hocam. Hiç, ne yapacağı sağ içinde hani bilemez stoper. Abi. Sağa giderken sola gidiyor. Hiç oradan ezber hareketi yok gidiyor. Hocam. Neresi boşsa orayı zorluyor. Evet, şey bir adam yani. Tehlikeli bir adam defans için. Tabii. Zor bir adam. Kesinlikle. Ya, düz bir adam değil. Tabii.
Ben temin söylemesin zamanınızı. Bir şey var mesela futbolda bugünlerde bu yok. Şimdi Feyyaz Hoca'nın oynadığı zamanlarda mesela Beşiktaş takımı çoğu insan kaç sene mesela bilir de tabii.